Merhaba sevgili silah severler. Bugün sizlerle yeni tabancamı paylaşmak istiyorum. Evet. Mavi bir kutu. İçinden ne çıkacağını henüz bilmiyorsunuz ama öncelikle içindekileri çıkartmadan önce bir kullanma ve bakım kılavuz kitabını sizlerle paylaşayım. Evet, gördüğünüz gibi sarsılmaz ST9. Yarı otomatik tabanca, polimer gövdeli, çelik sürgü ve dövme çelik ve dövme çelikten sürgü ve namlusu olan bir tabanca. Bu tabanca benim için bir ölçüde özel yapıldı. Neden özel yapıldı? Neden özelliğini önce sizlerle paylaşayım. Şöyle bir şarjörü çıkartalım. Güvenlik kontrolünü yapalım. Sonradan buraya bakalım. Buradaki yazıyı görebiliyor musunuz? Bilmiyorum. Osman Ortaç yazıyor. İlk defa üzerinde ismim olan bir tabancam oldu. Bir takım özelliklerini ben istedim. Benim için özel yaptılar. Ama onlar olmasa da standart olarak çok da fazla farklı değil. Ben bazı atış için özellikler rica ettim. Onları da benim için sağ olsunlar kırmadılar, yaptılar. Evet, tabanca 9 mm parabellum. 15 mermi alan plastik bir şarjörü var. Şarjörün üzerinde mermi sayısını görme delikleri yok. Gerek de yok çünkü plastik olduğu için içindeki mermiler görünüyor. Şu andaki içindeki mermiler dummy'dir. 5 tane alüminyum sahte mermi vardır. Biraz sonra işte bir manevra yaparız beraberce, çalışmasını görürüz. Şimdi sarsılmazın sürgüsünü geriye çekip önce bir şeyini inceleyelim. Yapısını inceleyelim. Gez ve arpacık her ikisi de kırlangıç kuyruğu. Geçme. Üzerlerinde beyaz nokta var. Gezde de arpacıkta da birer beyaz nokta var. Bu beyaz noktalar gördüğünüz gibi ışıkta çok güzel parlıyor. Ekstradan parlıyor çünkü ben onların üzerine geldiği anda eşimin ojesiyle bir damla tedavi yaptım. Tedavi demeyeyim de ilerisi için faydalı bir şey. Çünkü hem yağ ile kirlenmiyor, kararmıyor hem de çok uzun ömürlü oluyor gezdeki arpacıktaki beyaz noktalar. Çok güzel de parlıyor. Sanki fosforluymuş gibi. Gerçi fosforlu galiba. Evet, biraz da parlıyor yani kendinden de parlıyor. Evet, sürgüde önde ve arkada kurma kertikleri var. Tabancanın rahatlıkla kurulmasını sağlıyorlar. Tam çift taraflı tabanca. Daha İngilizcesi ambidextrous. Yani hem solunda hem sağında tüm kontroller var. Yani sürgü düşürme mandalı sol tarafta da var, sağ tarafta da var. Şarjör düşürme mandalı boş şarjör koyarak deneyelim. Tetik korkuluğunun üzerinde sağ taraftan da kumanda edebiliyorsunuz. Sol taraftan da kumanda ediyor biliyorsunuz. Tam silah öyle dizayn edilmiş. Tam sağ ve sol el kullanan atıcılara göre dizayn edilmiş. 9 mm parabellum olduğu gibi 40 Smith Wesson ve 45 ACP mermi atan sürgüler takılarak da hizmete sunulabiliyor. Türkiye'de tabi sadece tek sürgü ve namluyla alabiliyoruz ama yurt dışında bir gövdeyle birden fazla namlu ve sürgü takımı olabiliyor. Yurt dışına bunlar yapılıyor. 40 ve 45'lik olarak yapılabiliyor. Şey, gövde tamamen aynı. Zaten dizayn konsepti, prensibi o. Birden fazla, yani USP prensibiyle birden fazla çap ve kalibrede aynı tabanca kullanılabilsin diye. Şimdi sökelim bir iç yapısına bakalım isterseniz beraberce. Sökmek için sürgü tutma ya da salma manevrasının üzerindeki çizgiyi sürgünün üzerindeki çizgiyle aynı hizaya getirerek yani yaklaşık tabii ki önceden bir boş olduğunu kontrol etmekte fayda var defalarca. Yaklaşık 1 santim falan sürgüyü geriye çektikten sonra parmakla bir taraftan sürgü tutma salma manevrasını çıkartıp bırakıyoruz. Bundan sonra tabancanın sökülebilmesi için tek şart var. Tetiğin yani iğnenin kurtulmuş olması. İğnenin de kurtulmuş olup olmadığını nereden anlıyoruz? Arkada kırmızı bir indikatör var, bir gösterge var. Şurada iğne kurulu göstergesi. O gösterge kırmızı olduğu zaman iğne kurulu. Bastığınız zaman o gösterge kayboluyor ve iğnenin düştüğünü görüyorsunuz. Ondan sonra sürgü önce
ön taraftan rahatlıkla çıkabiliyor. Evet, gelelim bu tabancanın geri getirme yayı ve miline. Biraz özel, bazı yabancı tabancalarda da bu sistem kullanılıyor. Peter Stahl sistemi tabir ediliyor. Namlunun altındaki kilit takozu dövme çelikten olan geri getirme milinin altındaki yuvasına oturarak kilit sistemini çözüyor. Çiftli bir teleskopik yay sistemi var. Bu geri tepmede atıcıya çok önemli avantajlar sağlıyor. Evet, dövme çelikten CNC makinalarla boşaltılarak imal edilmiş sürgü ve tek noktadan kitleyen bir çizgi halinde Cockbrown'in kilitleme sistemine haiz. Herhangi bir şey görmüyorum ben bu tabancada. Takım izi görmüyorum. Elimle de kontrol ettim. Yani bu özel de. Yani onları da özel yapmadılar. O genel aslında. Yani o imalat özel çıkmadı. Ama buna rağmen herhangi bir şekilde bir takım izi hissetmiyorum elimle ve gözümle. Bu tabanca yaklaşık 350 atış falan yaptı. Çok fazla atış yapmadı. Test atışları yaptı. Fabrikada attık. Burada attık. Hatta çelik hedeflere attık. Videonun sonuna onlara da ekleyeceğim. Herhangi bir şekilde boyasında bir aşınma görmüyorum. Şimdilik. Tabii ki namlunun uç kısmında olması normal. Bunu hep soruyorlar. Ya biz tabancayı yeni aldık. Namlunun ucunun boyası kalktı. Namlu ucu ilk atışta en fazla basınca ve genleşmeye maruz olan yerlerden bir tanesidir. Genleşip sürgünün üstüne vurması son derece doğal. Zaten bu harekette, görüyorsunuz bakın, şu harekette yani kilit aşağıya düştüğü zaman namlu da yukarıya çıkıyor. Bu harekette namlu yukarıya çıktığı zaman namlunun üzerinin sürgünün içine vurması ve orada iz yapması doğal. Her tabanca bunu yapar. Bu İngilizcesi bunun smiley. Biz buna gülücük diyoruz. Çünkü gülen insan böyle şeyi oluyor. Son derece normal. Kafanızı takmayın. Tabancanızın markası ne olursa olsun bu olur. Olmaması diye bir şey söz konusu değil. Özellikle boyanmış namlularda bu olur. Kaplama namlularda da olur. O tabancanın karakter kazanması yani. Kazanacak. Evet. İçten bir iğnesi var. Bir iğne blok emniyeti var. Yani tetiği sonuna kadar çekmeden görüyorsunuz yukarıya çıkan bir parça var. Şu parça tetiğin sonuna kadar çekilmesi lazım ki iğnenin yolu açılsın, blok kalksın, iğne gidip kapsüle vurmak imkanına sahip olsun. Tabancanın gövdesi polimer olmakla beraber ön kızak bloğu olduğu gibi dövme çelikten mamur. Buradaki bir pin vasıtasıyla olduğu gibi çıkabiliyor. Yani polimer olduğu gibi kalabiliyor içindeki çelik bütün yapı çıktıktan sonra. Aynı şekilde arka taraftaki iğne takılma tırnağı da bir pimle olduğu gibi çıkabiliyor. Polimer gövdenin içinden. Arka taraftaki kızaklar polimer. Ama oldukça etli tutulmuş, uzun tutulmuş polimer. Bazı yabancı tabancalarda da var. Bazıları polimerlerde ön arka çelik olur. Bazılarında tek parça çelik olur. Bazılarında ön çelik arka polimer olur. Sarsılmaz da bunun arka tarafının polimer olmasını uygun görmüş. Gelelim tabancanın toparlanmasına. Biliyorsunuz geleneksel olarak tabancayı toparlarken buradaki tırnağa dikkat etmemiz lazım. Kilit takılma tırnağı aşağıya doğru namluya gelecek şekilde tutup yerine yerleştirmemiz lazım. Tabii önceden delik yerini bulacak. Sonra yapılacak şey sürgünün üzerine gövdenin üzerine sürgüyü yerleştirmek. Şu anda tabanca çalışır vaziyette değil. Çünkü sürgü tutma manivelasını yerine takmadık.
Aynı şekilde hafif geriye çekiyoruz. Parmağımızla dokunduğumuz zaman iki çizgi üst üste geldiği zaman tam sentesindedir zaten. Yerine geçiyor. Her iki taraflı şu anda tabanca çalışır vaziyette. Şimdi bir mermi sürelim. Hatta birden fazla sürelim. Şu 5 taneyi manevra yapalım. Tabancaya şarjör nasıl takılır ve nasıl ilk dolum yapılır onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü bakıyorum poligonlarda arkadaşlar bazı hatalar yapıyorlar. Alıyorlar, yavaş 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 sürüyorlar, bırakıyorlar. Tam randıman vermiyor. Vermemesi de doğal. Onun için sol elimizin, eğer sağ elimizi kullanıyorsak, sol elimizin işaret parmağı çekirdeğin ucunu gösterecek şekilde şarjör yuvasına gidiyor. Hızlı bir şekilde oturtuyoruz. İster böyle tutun, ister böyle tutun, ister böyle tutun. Yapılacak şey sürgünün sabit tutup tabancanın ileriye gitmesidir. Yani sürgüyü tuttuk, tabanca ileriye gitti ve bıraktık. Bakın sol elim ne kadar uzak. Bunu ben böyle yapmasaydım, yani sürgüyü çekip bıraksaydım elim bu kadar geride olacaktı. Dolayısıyla prensip odur. Daima sürgüyü tutarız ama tabii ki şeyi kapatmamaya dikkat etmemiz lazım. Tahliye deliğini. Sürgüyü tutarız, tabancayı ileriye iteriz ve birdenbire bırakırız. Niye birdenbire bırakırız? Atış esnasında da öyle oluyor zaten. Patlıyor, gidiyor, pat diye geri dönüyor. Ki sağlıklı bir şekilde yeni mermi şarjörü terk edip atım yatağına girsin ve yerine otursun. Evet. Tekrardan bir kontrol edelim. Kırmızı. Burası da kırmızı. Her şeye rağmen güvenli bir doğrultuya tutuyoruz. Tık. 2,5 kiloların biraz üzerinde bir tetiği var. Bunlar makine kimyanın sorun yaratabilen kapsüllerini başa çıksın diye yerli tabancalar tetiklerini biraz sert yapıyorlar. Yani iğne yaylarını biraz sert yapıyorlar. Ben denedim, bugüne kadar bir sorun yapmadı. Her türlü makine kimya mermisiyle, her partide gelmiş, son 4-5 senedir gelmiş makine kimya mermisiyle özel olarak denedim. Bir sorunla karşılaşmadım. Ama olmayacak demek değil. İnsan yapısı yani. Kapsüllerde sorun oluyor maalesef Türkiye'de zaman zaman. Evet. Bakın yavaş bıraktığınız zaman ne oluyor? Gördünüz mü? Kesinlikle yavaş bırakmayacaksınız. Hızlı. Trak. Evet. Son mermiyi attık. Sürgü geride kaldı. İster sol, ister sağ taraftan manivelaya indirerek sürmek imkanına sahip olursunuz. Evet. Yeni tabancam. Çok keyifliyim. Üstünde ismim yazıyor. Sarsılmaz. Heh. Şunu söylemekte fayda var. Unuttum. Sırt, kabza sırtlıkları. 3 tane kabza sırtıyla geliyor. Şuralarda bir yere koydum. Bunlardan elinize uygun olanını şuradaki pimi değiştirerek söküp takmak imkanı var. Benim elim küçük olduğu için en küçük olanını seçtim ki doğrudan doğruya elim tetiğe rahatlıkla ulaşabilsin. Şöyle de kavramaya baktığım zaman benim elime yakışıyor. Evet, bu tabancayla hızlı atışlar yaptık, yavaş atışlar yaptık, çelik plakaları atışlar yaptık. Bu videonun sonunda sizlerle paylaşacağız. Beni sabırla izlediğiniz için teşekkürler, iyi günler diliyorum efendim. Sarsılmaz ST9 yeni tabancam ilk defa atış görecek. Fabrika test atışlarından sonra bu ilk atış. Bakalım nereye gidecek. Sol, alt. Aynı yer. Evet, hazır mıyız? Şarjöre 12 tane dolduralım. 12 tane. Bunu biraz kaçırdık. Evet. 1, 2, 3, 4, 5. Silah boş.